Without any law, without any accusation, I was tortured in the prison. Bana vücudumun belli üreme bölgelerinden olmak üzere elektrik verdiler. They were giving the electrical shocks to my private parts. Ve o gün itibariyle tabii uzun yıllar bir dava süreci sürdü ama hiçbir şey ispat edemedik. I couldn't prove anything, although the years passed by. Daha sonraki süreçte doktorlarım bana bir daha çocuğumun olmayacağını söylemişlerdi. And my the doctors told me I wouldn't have been able to have children from now on. Ve 14 yıl sonra işte bir mucize gerçekleşti. Benim demek ki herhalde birilerinin duası kabul olmadı. Benim çocuğum oldu ve adını da Devrim Deniz koydum. And 14 years later a miracle happened and I was able to have a child and I gave the child my daughter the name Devrim Deniz. Ve babası ve annesi gibi olması için 22 günlük henüz onu da bu eyleme getirdim. And because of that I brought her here to this protest. Bravo! 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 Artık bu iş annesine babasına uzun ömürler. Amin. Amin. Birinci önceliğimiz Türkiye'de bir aydır insanlar faşizme ve zulme karşı direniyor. Our first reason we are here together is because people in Turkey are resisting fascism. Bu resmini gördüğünüz arkadaşlar. These are the our Ali. Friends, our brothers. Abdullah. Eten, Ali İsmail Korkmaz. Ali İsmail Korkmaz. Abdullah Cömert. Etem nerede? Abdullah Cömert. Abdullah Cömert. Ali ve Etem Sarısülük arkadaşımız Fethullah Gülen'in polisleri tarafından yönettiği polisler tarafından haince katledildiler. Öldürüldüler daha. These four brothers were cowardly murdered by the police which is governed by imam Fethullah Gülen. Ve bu arkadaşlarımız daha henüz hayatlarının baharındaydı. These were children, these young people were in their youth, in the spring of their lives. Sarısülük'ün polisi serbest bırakıldı, vuranlar. Tek istedikleri demokrasi ve haklarını özgürce savunabilmekti. Only thing they wanted to do is to protest in a lawful manner. Bizim bugün burada bugün toplanmamızın nedeni de bu. Hepimiz hem ülkemizde hem de yaşadığımız vatandaşı olduğumuz Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratik haklarımızı kullanmak istiyoruz ve demokrasi istiyoruz. The reason why we are assembled here today is the same reason. We want democracy in Turkey. Bizim inandığımız ve gördüğümüz şu. Bugün de sizin sayın saygıdeğer basın mensuplarının da gördüğü gibi Amerikan demokrasisinin, Amerikan anayasasının bize tanıdığı en temel hak Fethullah Gülen ve ekibi tarafından engelleniyor. Yeah, the reason why it's also in America is because our rights, First Amendment rights to protest is being undermined by Fethullah Gülen and his people. Fethullah Gülen'in gizli bir ajandası olduğunu, Amerika Türkiye gibi aynı Amerika'da da aynı şeyleri yapmaya çalıştığını, bir demokrasi düşmanı ve halk düşmanı olduğunu anlatmaya geldik buraya. We came here to tell everybody that Fethullah Gülen is an enemy of democracy and we came here to tell this to the American people but they're not letting us. Yeah. Yeah. Şimdi elimizde bizim 570 sayfadan oluşan bir dosyamız var. We have a 570 page dossier. Bu dosyada biraz sonra dosya burada olacak, benim elimde olacak. Bu dosyada Fethullah Gülen örgütünün Amerika içinde yapmış olduğu, işlediği suçlar, işlediği iddia edilen suçlar, Amerika içindeki örgütlenmesinin ne zararlı boyutlara ulaştığı, buradan kurduğu bir örgütlenmenin ne gibi hedeflere ses, evet ses geliyor. Herkes duyuyor mu arkadaşlar? Evet. Okey, süper. Mikrofonu alabilirim. Bu elimizdeki 570 sayfalık dosyada Fethullah Gülen'in Amerika'daki örgütlenmesinde burada yaptığı örgütlenme çeşitleri,
neler yaptığı, ne gibi suçlar hakkında suçlar kendisine yüklendiği gibi bilgileri içeren bir dosyamız var. Bu dosyanın içinde belgeler var, e-mail yazışmaları var. İnsanların, özellikle Amerikalıların şikayetleri var. In this dossier you will find all kinds of accusations and crimes committed by the imam. Bu dosyayı, bu eylemin bitiminde Amerikan Federal Savcılığı yetkililerine teslim edeceğiz ve Fethullah Gülen hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Bravo! We will give this dossier to the authorities and will, you know, charge him. Starting an investigation. Ruhun taşlı bir arkadaşlar. Yes. Yes. Ve bu eylemimize aslında Amerikalı dostlarımız da çok destek veriyor. Çünkü Amerika'da özellikle bu charter school'larda Fethullah Gülen tarafından mağdur edilmiş birçok Amerikalı öğretmen var. Americans also support our actions because there is a lot of discrimination against teachers in charter schools which Gülen has opened in this country. İşte bahsettiğim dosya bu elimdeki dosya. Kalınlığını görüyorsunuz. Daha buraya sığdıramadığımız yüzlerce evramız da var. Here's the dossier. There's a lot of more that we couldn't even fit in this dossier. This is the binder. Abi başka biri yok mu ya? Evet arkadaşlar. Asıl bizim özellikle bu eylemi yapmamızın en büyük nedenlerinden biri, elbette ki biz bu eylemi ülkemiz, Türkiye'miz, vatanımız için yapıyoruz. Fakat hepimiz bu ülkede, Amerika'da yaşıyoruz, geçin, bu ülkede geçin. Vatandaşıyız ya da bu ülkede yaşayan çeşitli bireyleriz. Aynı tehlikeyi burada da görmüyor muyuz? Geçin, geçin. We are American Turks living in this country. Don't we see the danger of this guy? We do. Yine Amerikalı aktivist arkadaşımız Sibel Edmonds ve yine özellikle Amerika'daki Fethullah Gülen karşıtı platformun kurucularından Mary Ed de bugün burada olacaktı. Ancak kendilerini göremiyorum ya, sanırım bu kargaşanın içinde kayboldular. Mary Ed de burada arkadaşlar. Hi Mary, how are you? Okay. Bir şeyler söylemesini. Our American friends are here. What's your name again? It's Mary Addy. Mary Addy. And? Bir şeyler anlatsın. And can you please say a few words, please? Jack, I will translate. Abi sen yapma translate ya. First I would like to thank you. You put together a protest in 10 days. I've been doing it for 5.5 years waiting for the United States government to do something. So thank you very much for bringing this to the US government's attention. My husband and I were both former teachers at one of the Gulen inspired schools. As you know, they refused to admit their association with Gulen because of the difference, because that would mean that they are not, there would be no separation between the church and state, and all of their funding, all of your taxpayer funding would be pulled, and their 139 schools would no longer be in existence. Onlara biri uyarabilir mi ya? If the schools were no longer in existence, they would no longer be able to continue their vast immigration fraud that they're perpetrating and have been for the last 12 years in the United States. They have violated numerous immigration laws. We can't hear you. Can you speak up, please? They have violated many, many, many immigration laws. They continually discriminate against American teachers and educators. They are funneling money, they are money laundering through the schools. They are extorting money from their own Turkish employees. My husband is required to pay 40% of his salary back to the school. Where's the money going? By my accounting, there are hundreds of millions of dollars annually going through Gulen's pocketbooks. And where is that money going? And why hasn't the United States government done something about it? My husband and I have actively been participating with government authorities for 5 years. We have given them documented evidence, and yet to this date, we have yet to see arrests. I urge all of you, instead of
contributing to the campaigns of all these lawmakers who are now probably in Turkey on vacation via Gulans. You need to start talking to them and insisting, demanding the answers. Why are we allowing these charter schools to run unfettered with our tax dollars? And where's all that money going? Okay, thank you. Sibel Edmunds aramızda yok. Sibel, can you hear me? No. Sibel herhalde bizi bulamadı. Sibel Edmunds'ı da tanıyorsunuz yakından. Amerika'da çok tanınan bir arkadaş. O da eylemimize destek veriyor. Seda gel akşam. Biraz daha açın. Daireyi biraz daha açın. Daireyi biraz daha açın ki böyle biraz şey olsun. Biraz daha açın. Oradan çıkarsın. Bayrağı da açalım lütfen. Evet, bizim Amerikan halkına, Amerikan toplumuna anlatmak istediğimiz Fethullah Gülen bu. Onun gerçek yüzü bu afişte yazanlar. Halk düşmanı, demokrasi düşmanı ve çok tehlikeli bir şeriatçı. This is Fethullah Gülen and we want to explain to American public. It's the enemy of the public, it's the enemy of the religion. It's the enemy of the democracy. Bugün burada toplanan bütün arkadaşların ortak fikri aslında bunlar. Bizi burada bir araya getiren şey Fethullah Gülen ve cemaatinin Türkiye ve Amerika üzerinde yapmaya çalıştığı şeyler. We want to expose Fethullah Gülen and all these crimes right here. Buyurun geçin. Merin'in söylediklerini bir özetleyeyim mi? Evet, iyi olur. Yani Merin'in söylediklerini biraz böyle ortaya gel. Şunu biraz kaldırabilir misin Armağan Bey? Evet. Merin'in söylediklerini özetlersek kendisi bir yani Fethullah Gülen okulunda bir Türk kişiyle tanışıyor ve orada evleniyor. Ondan sonra o kendisine bütün her şeyi açıklıyor. Düşünün bu %40'ını elinde kazandığı paranın Fethullah Gülen'in şeyine vermek zorunda olduğunu söylüyor. Ve bütün diskriminasyon yani Amerikalılara iş vermemek, yüksek pozisyonda olan okuldaki herkes hepsi Türk, herkes Türkçe konuşuyor. Yani bu Amerikan kurallarına diskriminasyon ve yani erkek kadın diskriminasyonu her şeye karşı büyük büyük suçlar işlenmiştir ve bu suçlara da bugün burada biz şey yapıyoruz, Amerikan halkına suç duyuruyoruz ve kendisi yani inanılmaz şeyler söyledi. Yani suçlar bir ya da iki çeşitli çok büyük suçlar var. Kendisi bunu açıkladı. 5,5 yıldan beri yalnız başına çalıştığını ve şimdiye kadar 5,5 yıldan beri de yalnız başına tek başına çalıştığını ve bize teşekkür ediyor burada. İlk defa tanım yanımda oldunuz. İlk defa böyle bir hareket oldu ve artık tide dönüyor. Yani biz artık bizden korkmaları gerekiyor çünkü onların suçlarını dışarı çıkarıyoruz dedi değil mi? Otoritelere bunu bildirdiğim halde şimdi... Yok şeye girmiyorum. Otoritelere bunu dememe rağmen büyükmüş. Hiçbir şey olmadı. Bundan sonra inşallah bize dönecek her şey dedi. Evet, Meren'in de söylediği gibi bundan sonra biz onlardan bir adım öndeyiz arkadaşlar. Bugün buraya gelerek en başta korku imparatorluğunu yıktık. Onların nasıl gerçeklerden korktuğunu, nasıl vatanseverlerden korktuğunu gördük. Bizim saldırmayacağımızı, bizim kavga etmeyeceğimizi onlar da çok iyi biliyor. Ancak bizim böyle vahşi insanlar olduğumuzu ya da saldıran kavgacı insanlar olduğumuzu söyleyerek yine bunca yıldır, yaklaşık 20 yıldır Türkiye üzerinde kurdukları yalan, dolan ve iftira kampanyalarına bir yenisini daha ekliyorlar. Yoksa biz bunları tanıyoruz. Biz bunların kim olduklarını biliyoruz. Bu zamana nasıl geldiklerini, hangi aşamalardan geçtiklerini, neler yaptıklarını biliyoruz. Uğur Mumcuları biliyoruz. Bahriye Uçokları biliyoruz. Bunları kimlerin öldürdüğünü biliyoruz. Ethem'i biliyoruz. Madımak'ta bizi kimlerin yaktığını biliyoruz. Reyhanlı'da kimlerin... Hablemitoğlu'larını biliyoruz. Reyhanlı'da bizi bombalayanların, Madımak'ta yakanların, Kahramanmaraş'ta dövenlerin, öldürenlerin kim olduğunu biliyoruz. İşte onlar
İşte onlar bugün buradalar. İşte onlar bunlar. Onlar bugün Türkiye'de iktidardalar. Bugün Türkiye'deki iktidarı bir kukla gibi istediği şekilde kullanıp yerine oturtan kişi burada yaşıyor. Biz Amerikan halkına diyoruz ki dünyanın en tehlikeli adamı şu an sizin bu küçük tahanınızda yaşıyor ve dünyadaki yaptığı pislikleri buradan yapmaya devam ediyor. Bizim ülkemizi bölüyor. Aman aldırış etmemezlik yapmayın. Çok yakında sizin ülkenizi de bölebilir. He's dividing our country, Turkey, and very soon he can divide your country also with his policies. Evet. Evet arkadaşlar, şu an bir bilgi aldık. Evet, bu Fethullah Gülen'in evine ne yazık ki yürüyemiyoruz. Biliyorsunuz orada bizim asıl protesto yapacağımız alanı bunlar geceden kapattılar. İşte komşularına da artık ne anlattılarsa bizim hakkımızda, bizim öcü olduğumuzu falan anlattılar herhalde. Gerçi gören de öcü olmadığımızı anlamıştır ama orada hiçbir şekilde sadece araçlarımızla evin önünden geçebileceğiz ama City Hall'da toplanacağız. Silosburg'un City Hall'unda. Orada bütün Amerikalı arkadaşlarımız da bizleri bekliyorlar. Daha geniş kitlelere hitap edebileceğiz orada ve polis arkadaşlar da bunun izini biraz önce verdiler. Harika. Ama onun dışındaki kısım ne yazık ki engellendi. Bir faşizme burası maruz yeter. Kaldı. Ama önlerinden geçeceğiz. Önlerinden geçeceğiz. Hiç kimsenin korkusu olmasın. Birazdan Arman. Birazdan araçlarımıza bineceğiz. Marşlarımızı açacağız. Benzin bitinceye kadar. Kornaya basarak geçeceğiz. Kornaya yasak dediler. Sorun yok. Kornaya yasak. Arkadaşlar kornalara basmıyoruz çünkü sözlü olarak kapıdan geçerken istediğinizi söyleyelim. Halkı rahatsız etmemek için kornalara basmıyoruz. Hakaret etmiyoruz ama sloganlarımızı, pankartlarımızı kapısının önünden 5 mile hızla geçerken bırakalım belki mı? Daha bile bırakamayız. Bırakamayız. Bunu yapma hiçbir şansı şey atmayacağız. Bırakmayacağız. Sadece dolaşacağız. Marş çalabiliyoruz. Slogan sloganlarımız evet circle yapacağız. Evinin etrafında önünde birkaç tur atacağız. Yes. Onun için konvoya dilerseniz benim aracım öncülük etsin ya da önce olmak isteyen varsa ya da şeyler yapsın. Siz evet Atatürk. Atatürk plakalı bir aracımız var. O onun en sevmediği şey biliyorsunuz. Atatürk onun en nefret ettiği şey. Atatürk plakalı aracımız konvoyun önünde olacak. Bu arada ben son bir şey buradan ayrılmadan son bir şey daha söylemek istiyorum. Sanırım aramızda bu Cihan Haber Ajansı ve hayır. Cihan Haber Ajansı ve Zaman Gazetesi de var. Ben de onlara bir şey söyleyeyim. Ben de bir gazeteciyim aynı zamanda. 14 yıl ülkemde gazetecilik yaptım. Çeşitli kurumlarda çalıştım. Onlara bir gazetecilik dersi vereyim ben buradan. Siz gazeteci değil, etikçisiniz. Siz insanları... Bravo! Siz insanları iftira atarak... Arkadaşlar ne yazık ki biliyorsunuz İstiklal Marşı'mızı da kapısının önünde onun yine biliyorsun nefret ettiği bir şeydir İstiklal Marşı ve içinde Türkiye'ye Türkiye'ye geçecek. Kapısında söylemeyi istiyorduk ama bu imkanı bulamayacağız ne yazık ki. Onun için ben ilk önce hepinizi İstiklal Marşı'na ardından da Atatürk silah arkadaşları ve Gezi direnişinde şehit düşen bütün arkadaşlarımız için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Önce saygı duruşu.